Galatasaray Televizyonu ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir programla Aslan Postu'yla karşınızdayız. Bu yeni programımızda sosyal medyadaki sporla ilgili son gelişmeleri hep birlikte derinlemesine irdeleyeceğiz. Yine sosyal medya üzerinden tartışmaya açacağız. Öyle sıradan bir sosyal medya programı olmasın istedik. Yenilikler ekledik içerisine. Neler ekledik? Bu programda neler var? Önce kısaca onları konuşalım. Ardından da birinci bölümümüz için sizin için hazırladığımız içerikleri ekranlara getirelim. Öncelikle bu programın hedefi her şeyi yeni medya araçlarını kullanarak yapmak. Örneğin sokak röportajları yerine sosyal medya röportajları yapacağız. Öyle sahaya gidip mikrofon tutmayacağız. Her şeyi dijital medya üzerinden götüreceğiz. Önceden belirlediğimiz sorularımızı taraftarlarımıza soracağız. Aldığımız yanıtları da programımızın ilerleyen bölümlerinde ekranlarınıza getireceğiz. Başka neler yapacağız bu programda? Aslanların postlarını analiz edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdaki hareketleri analiz edeceğiz. Sosyal medya uzmanlarımızın desteğiyle yapacağız bunları. Bu hafta ne kadar tweet atmışız, ne kadar takip edilmişiz bunları öğreneceğiz. Keşfedilmemiş sporcularımızı keşfedeceğiz. Çok iyi futbol oynuyor olabilirsiniz ya da Serena Williams gibi tenis de oynuyor olabilirsiniz. Ama kimsenin bundan haberi olmayabilir. Biz keşfedilmemiş sporcuların sesi olmayı hedefliyoruz Aslan Postu olarak. Bize postlarınızı atacaksınız. Biz size bir hashtag vereceğiz. Onun altında paylaştığınız videoları biz bir sonraki bölümümüzde yayınlayacağız. Ve sosyal medyanın gücüyle keşfedilmemiş sporcuları keşfedeceğiz. Elbette yine Galatasaray Spor Kulübü'nün sporcularının ve dünyanın sporcularının postlarını değerlendireceğiz bu programda. Yanı sıra yaklaşan turnuvaları konuşacağız. Galatasaray'ın sosyal medyadaki gücünü konuşacağız. Kısacası dop dolu bir program olacak. Oldukça interaktif, etkileşimi güçlü bir program olacak. Ve bu kadar uzun konuşmanın ardından hemen birinci bölümümüzle başlamak istiyorum. İçeriklerimizde öncelik postlar. Postlar aslanların postlarıyla başlayacağım tabii ki. Ardından da tüm dünyadan spor ve sporcuların postlarını değerlendireceğiz. Hemen futbolcularımızdan Ahmet Çalık'ın postuyla başlamak istiyorum. Birinci postumuz Ahmet Çalık'tan. Semih Kaya'ya veda etmiş Ahmet Çalık. Sparta Prag'a transfer olduğu biliyorsunuz. Semih Kaya'yla güzel bir, samimi bir fotoğrafı var Ahmet Çalık'ın. Bir diğer postuna geçelim Ahmet Çalık'ın. Diğer giden arkadaşlarına da vedası var Ahmet Çalık. Onlara sarılarak yan yana pozlar vermiş ve beraber futbol oynamak benim için gururdu yazmış postunun altına. Belhanda'nın paylaşımıyla devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Belhanda sosyal medyada aktif hale geldi bu paylaşımlarıyla. yonesbelhanda.com açıldı. Facebook, Instagram, Twitter hesaplarında açtığını duyurdu Belhanda ve bir sonraki postundaysa kendine özel yapılan tişörtle bir pozu var. Burada ne kadar istekli olduğunu görebiliyorum ben yeni sezon için. Umarım tüm sezon boyunca Belhanda böyle devam eder. Cenk Gönen'in bir postu var. Onunla devam edelim. Bir mesaj yayınlamış Cenk Gönen. Biliyorsunuz takımdan ayrıldı. Ve şöyle yazmış, iki sezon boyunca formasını terletmekten gurur ve mutluluk duyduğum Galatasaray'dan ayrılmış bulunmaktayım. Bu ayrılığın iki sebebi var. Birincisi diğer hedeflerimden biri olan Avrupa'nın 5 büyük liginden en az birinde oynamak. İkincisi bu kariyer hedefimi gerçekleştirip Türk kalecilik tarihine geçmek ve yerli kalecilere örnek olmak. Galatasaray'a geldiğimden bugüne kadar geçen sürede nezih bir ortamda kaliteli insanlarla çalışma fırsatı buldum. Bizi her zaman destekleyen taraftarımıza da hep minnetle hatırlayacağım. Bu vesileyle Galatasaray'da tanıştığım ve çalıştığım herkese ve büyük taraftarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray'a bundan sonraki süreçte başarılar dilerim. Selam ve saygılarımla yazmış Cenk Gönen. Oldukça duygusal bir mesaj paylaşmış bizlere. Gomis'le devam edelim. Gomis'in paylaşımları her zaman çok eğlenceli sevgili izleyiciler. Geldiği günden beri keyifli paylaşımlar yapıyor. Türk Telekom stadında bir antrenman gerçekleştirdiler biliyorsunuz. Antrenman öncesinde stadın videosunu çekmiş ve yeni evim yazmış postunun altına. Çok duygusal bir insan. Benim bu kısa süreçte tanıdığım kadarıyla hep paylaşımları. Bir sonraki postuna geçelim. Yine orada da göreceksiniz.
Fotoğrafının altına "Günaydın Galatasaray ailesi" yazmış. Yine samimi bir paylaşım. Hep gülümsüyor. Burada imza törenine geldiği zaman da, fotoğraf çektirdiği zaman da her zaman yüzünde keyifli bir gülümseme var. Çok çabuk benimsedik Galatasaray'ı. Umarız onun da tüm sezon boyunca bu yüzündeki gülümsemeyi görürüz sevgili izleyiciler. Bir sonraki paylaşım Maicon'dan. Maicon'un paylaşımı da çok ilginç. Neden? 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşım yapmış. Biliyorsunuz henüz bir süre önce Maicon buraya geldi ve bu 15 Temmuz sürecinde geçen sene bizlerin yanında değildi. Ancak neler olduğunu farkında, bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez diye bir paylaşım yapıyor. Geçen sene bugün herkes gördü demiş Maicon. Çok duyarlı bir hareket bu. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz ve Yong'un paylaşımına geçmek istiyorum. Yong çok duygusal bir paylaşım yaptı. Abdelkader, Abdelhak Nuri üzerine bir paylaşım. Abdelhak Nuri biliyorsunuz sevgili izleyiciler, Ajax sporcularından, henüz 20 yaşında, çok genç bir futbolcu. Herkes tarafından çok sevilen bir futbolcu. Maalesef bir süre önce bir futbol maçında kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle hastaneye kaldırılıyor ve Abdelhak Nuri'nin beyninde ciddi ve kalıcı bir hasar tespit ediliyor. Bir süredir de beyin fonksiyonlarını maalesef kullanamıyor Abdelhak Nuri ve Yong da çok duygusal bir mesaj yazmış. Savaşmaya devam et diyor Abdelhak Nuri için. Her zamankinden daha güçlü geri dön demiş. İnşallah bizim de temennimiz bu. Semih Kaya'nın postlarıyla devam edelim. Semih Kaya'nın da bir veda mesajı var. Öncelikle onu ekranlarımıza getiriyoruz. "Sevgili ailem" diye başlamış Semih Kaya. "Galatasaray sevgisinin içime ilk olarak ne zaman düştüğünü bilmiyorum. Bildiğim, kendime dair hatırladığım en eski şeylerin tamamında Galatasaray'ında oldu. Bergama'da Galatasaray maçlarını izleyebilmek için gittiğim yıllar, Galatasaray kadrolarını ezberleyebilmek için tuttuğum defter, bulduğum her boş duvara yapıştırdığım posterler, sarı kırmızı forma hayalleriyle yaptığım idmanlar. Galatasaray formasının verdiği güçle bugüne kadar büyük bir savaş verdim. Evimden ayrılıp İstanbul'da ayakta durmaya çalışırken bu formadan güç aldım. Kolum kırıldı, beyin kanaması geçirdim. Her tepkisi içimi acıtan Galatasaray taraftarıyla karşı karşıya getirildim. Sağlığımı hiçe saydım ama vazgeçmedim. Bu formayla 11 yılda 11 kupa kaldırdım. Hayatımın en mutlu, en üzgün, en kızgın, en heyecanlı anlarını üzerimde Galatasaray forması varken yaşadım. Bugün kulübüme para kazandırmış olmanın mutluluğuyla aranızdan ayrılıyorum. Yakın zamanda üzerimde başka renkler taşıyacak olsam da sarı kırmızı renklerin yaşattıklarıyla yaşamaya devam edeceğim ve Galatasaray'ın benim üzerimden daha fazla yıpratılmasına izin vermeyeceğim. Bu bir son veya veda değil. Bugüne kadar yaptığım gibi Galatasaray için bundan sonra da mücadeleme devam edeceğim. Benim akıttığım her damla ter kulübüme helaldir. Hakkınızı helal edin." Semih Kaya demiş. Gerçekten çok duygusal bir mesaj. Zaten bir sonraki Semih Kaya'nın paylaşımını izlediğimiz zaman bunu göreceğiz. Bir veda değil Semih Kaya'dan bize, bir son da değil. Çünkü Sparta Prag transfer olduğunda orada çekilen videoda yine Galatasaray'ı harmanlamışlar. Galatasaray'dan gönül olarak kopmuş değil Semih Kaya. Hemen o video ekranlarınıza gelsin. Gerçekten gurur verici sevgili izleyiciler. Mariano'nun antrenmandan bir karesi var. Hemen onu ekranlarınıza getirelim. Bir sonraki postumuz Mariano'dan. Ve ilk antrenman yazmış Brezilyalı defans altına. Primeiro Treneiro yazmış ve
bu kendi dilinde ilk antrenman demek oluyor. Onun da heyecanını görüyoruz ki bu postu paylaşmış bizlerle. Ve Galatasaray'ın basketbol, erkek basketbol takımına geçiyoruz. Ege Arar'ın bir paylaşımı var. Biliyorsunuz milli takımımız 2017 Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk antrenmanını Sinan Erdem spor salonunda gerçekleştirdi. Ve milli takımla antrenmanından bir fotoğraf paylaşmış Ege Arar bizlerle. Hemen ardından Göksel'in Köksal'ın bir paylaşımı var. Bir sonraki postumuz Göksel'inden. O da milli takımın fotoğraf çekimlerinden bir kare paylaşmış bizlerle. Ve Galatasaray'ın kadın basketbol takımından Işıl Albe'nin paylaşımıyla devam ediyoruz. Işıl antrenman yapmayı seviyor. Burada da postunun altına dünyanın en zevkli antrenmanı yazmış. Burada dayanıklılık üzerine bir antrenman yapıyor Işıl. Hem dayanıklılık hem de koordinasyon antrenmanı çok da keyifli görünüyor. Voleybol takımımızdan Neslihan Demir Güler'le devam ediyoruz. Neslihan'ın paylaşımı ise Taçspor Ataşehir'de bir başka gün ofiste yazmış. Ofiste bir başka gün doğrusu aslında. Ve cimbombomum oley hashtag ile paylaşmış. Neslihan da çalışmalarına devam ediyor Taçspor Ataşehir'de. Wimbledon'la devam edelim sevgili izleyiciler. Wimbledon sona erdi biliyorsunuz. Oldukça yoğun kalabalığın gitmesinin ardından Wimbledon kendi hesabında böyle bir paylaşım yapmış. Herkes nereye gitti demiş Wimbledon ve oldukça keyifli bir fotoğraf olmuş. Bomboş etraf, kimse yok. O dolu organizasyondan geriye kalanlar. Roger Federer'in, Wimbledon'un erkek şampiyonu Roger Federer'in bir paylaşımı var. O da çok keyifli bir şey yazmış altına. 19'un tadı güzel demiş. 19. şampiyonluğu biliyorsunuz sevgili izleyiciler Roger Federer'in. 19'un tadı güzel yazmış ve kupasını öpmüş. Kadınlarda ise Gabriela Muguruza biliyorsunuz şampiyon oldu. Venus Williams'ı finalde 2-0 geçerek kadınlarda tek finalini almış oldu. Gabriela Muguruza ve Wimbledon'un paylaştığı bir fotoğrafta bu ekranlarda gördüğünüz Roger Federer'le birlikte ödülleri ellerinde paylaşmıştı. Wimbledon kendi resmi Instagram sayfasından Gabriela Muguruza da bu fotoğrafı almış paylaşmış ve yakında tekrar görüşmek üzere Wimbledon yazmış altına. Hemen dünyadan futbolcularla devam edelim sevgili izleyiciler. Pique ile başlıyoruz. Pique'nin bir paylaşımını ekranlara getireceğiz. Golden State Warriors takımında forma giyen basketbolcu Draymond Jamal Green ile bir fotoğrafı var. My Man yazmış altına açıklama olarak. Samimi bir fotoğraf. Zaten Pique'nin fotoğrafları genelde samimi. Ailesiyle, çocuklarıyla çok keyifli fotoğraflar paylaşıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Arda Turan'la devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Oynadığı takım sponsor firmasıyla bir görüşme yaptı Japonya'da. Onlarla birlikteydi. Japonya ziyaretinden bir fotoğraf var ve altına şöyle yazmış. Bu güzel insanlarla tanışmak benim için bir onurdu. Tekrardan teşekkürler demiş Arda Turan. Ve İlkay Gündoğan'ın postuyla devam ediyoruz. İlkay Gündoğan Manchester City takımında forma giyiyor ve Türk asıllı Alman futbolcu. Antrenman sırasında çekilmiş bir kare paylaşıyor. Hava koşullarından şikayetçi, oldukça zorlayıcı olduğunu söylemiş postunun altında. Fakat aynı zamanda bu muhteşem takımla hala antrenmana boğulmuş durumdayım yazmış. Tam Türkçe'ye çevrildiği zaman böyle oluyor. Ve Emre Can'ın postuyla devam edelim. Liverpool'da forma giyen futbolcu arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilden bir fotoğraf paylaşmış Instagram'da. Ve şöyle de bir espri yapmış. Sağ elimin olduğu taraftaki çocuk neden benimle aynı kıyafeti giymiş demiş arkadaşı için. Bu da çok keyifli bir paylaşım olmuş. David Luiz'le devam edelim. Chelsea'de forma giyen Luiz takım arkadaşlarıyla bir fotoğraf paylaşmış uçakta ve altına hadi gidelim yazmış. Bu da oldukça keyifli bir fotoğraf olmuş hep beraber Chelsea takımının. NBA'den bir paylaşım var. Dwight Howard'ın bir paylaşımı, hatta birkaç paylaşımı var. Geçen hafta biliyorsunuz sevgili izleyiciler, belki de bilmiyorsunuz, kızının yaş günüydü. Kızıyla birlikte oldukça keyifli bir fotoğraf paylaşmış babası. Gözünde güzel kalpli gözlükleriyle. Bir sonraki fotoğrafında ise
çok anlamlı bir yazı yazmış. Şöyle anlamlı: başarısının sırrı belki de bu. Güzel şeylerin konfor sınırından gelmediğini söylemiş. Yani konfor alanından gelmediğini, her güzel şeyin zorluktan geçtiğini söylemiş Dwight Howard. Bir sonraki postuysa oldukça enteresan, birçoğumuzun yanından bile geçemeyeceği iki tane pitonu eline alıp bir fotoğraf çektirmiş sevgili izleyiciler ve altına da nasıl isimlendirmeliyim onları diye yazmış. Oldukça cesur bir paylaşım Dwight Howard'dan. Ve sevgili izleyiciler, sırada bu bölümümüzü tamamladık. Dünyadan sporla ilgili fenomen videolar var. Son birkaç haftadır bu videolar en çok tıklanan videolardı. Hemen Maradona ile başlıyoruz. Diego Armando Maradona, 56 yaşındaki tüm yüzyılın en iyi futbolcularından Maradona bu videoda şut dersi veriyor sevgili izleyiciler. Gelin önce hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyiciler, 100 yılın golüne imza atan Maradona'nın bu bilgilerini zaten gençlerle paylaşmaması büyük kayıp olurdu diye düşünüyoruz. Ve Guardiola'nın bir paylaşımıyla devam ediyoruz. İspanyol teknik direktörün futbol oynamak dışında bir başka yeteneği daha varmış sevgili izleyiciler. Bakın bu videoda hangi sporu yapabiliyor? Şimdi onu göreceğiz. Ekranlara getirelim. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sadece futbolda değil golfte de oldukça başarılı teknik direktör. Yine Guardiola'nın bir paylaşımı var sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz Manchester City'nin teknik direktörlüğünü yapıyor şu anda ve minik bir Manchester City taraftarına sürpriz yapıyor. Gelin o video ekranlara gelsin, üzerine konuşalım. Video İngilizce sevgili izleyiciler, birazdan ben ne dediklerini sizlere aktarıyor olacağım. There he is. There he is. Hello. There he is. He's laughing at me. He thinks it's just me. I've got a lock on it. Hello. Hello. How are you? Good. Give me a hug. Give me a hug. The most famous fan from Manchester City. Sit down. Take a seat down. It's really you. I am. I am. It's really him. Yeah, yes. I am. Who do you think it is? A lookalike? Pep Guardiola. Yes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. So how is everything? Good, good. Yeah? Yeah. I'm always at City. Every game. Now we've got you. We're going to win them all. We're going to win all the trophies. Where are we going to put them all? All the trophies are there? Yep. Are you sure? All yeah. Okay, we're going to. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi çok keyifli bir an yaşamış bu minik Manchester City taraftarı. Şöyle söylüyorlar: arabaya bindiği anda öncelikle inanamıyor küçük çocuk. Bu gerçekten sen misin diyor Guardiola'ya ve evet benim diyor. Bir daha tekrarlıyor, bu sen misin? Evet benim. Bir süre inanamıyor ve hemen kemerini takıyor, hadi yola çıkalım diyor. Ve o kadar sıkı takipçisi ki takımın, bir sonraki maçların hepsini alacağını söylüyor. Hadi inanın diyor, alacaksınız diyor. Guardiola gerçekten hepsini mi alacağız diyor. Evet hepsini alacaksınız diyor. Peki senin için deneyeceğiz o zaman diyor. Teknik direktör bu o küçük çocuk için hayatı boyunca unutamayacağım mükemmel bir an bence. Çok da keyifli bir video. Bu keyifli videonun ardından sıradaki videomuz maalesef üzücü bir video. Ancak ben bunu araya koymak istedim. Çünkü Abdelhak Nuri ile ilgili yine bu videomuz. Az önce programın başında söylemiştik. Biliyorsunuz beyninde kalıcı bir hasar gerçekleşti Abdelhak Nuri'nin. Ancak Allah'tan ümit kesilmez. Onun ailesi ve Ajax taraftarları evinin önünde toplandılar. Herkes tek bir ağızdan onu
Epi diye çağırıyorlar. Epi onun takma adı ve onun için bir sinerji yaratmaya çalışıyorlar. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz sevenleri var. Henüz 20 yaşında çok yetenekli bir futbolcu. Umarız aramıza geri döner diyoruz ve onun için yapılan bu güzel videoyu izliyoruz. Savaşmaya devam et Epi, bir an önce aramıza geri dön. Messi ve Suarez'in bir paylaşımıyla devam edelim sevgili izleyiciler. Paylaşım değil, videolarıyla devam edelim. Onlar havuzda da paslaşıyorlar. İzleyelim, üzerine konuşalım. Sevgili izleyiciler, onlar için havada, karada fark etmiyor görüyorsunuz. Suda da paslaşıyorlar. Bu videodan anlaşıldığı gibi. Sıradaki videomuzda Brezilya'da futbol oynamak için futbolcu olmaya gerek olmadığının ispatını göreceğiz sevgili izleyiciler. Sıradaki videomuzda da süper yetenekleri ekranlara getiriyoruz. Bu süper yetenekler çocuk. Gerçekten inanılmaz yetenekliler sevgili izleyiciler. Böyle çocukları izlemekten büyük keyif alıyorum. Ancak biliyorsunuz sporda başarılı olmak için tek başına yetenek yeterli olmuyor. Doğru antrenman, iyi rakip analizi, iyi konsantrasyon, doğru beslenme, iyi uyuma gibi bir sürü faktör var. Uymanız gereken kurallar var. İyi beslenme demişken bir sonraki bölümümüzde futbolcuların yemek zevkini konuşacağız. Tabii ki sporculuk hayatları boyunca onların belli bir beslenme düzenleri var. Ancak onların da bizler gibi sevdikleri yemekler var. Bakalım kim neyi seviyormuş? Hemen Suarez'le başlayalım sevgili izleyiciler. Suarez tam bir barbekücü. Barbekü yapmaktan hoşlanıyor. Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı. Barbeküden sonra da onları yemeye bayılıyormuş. İngiliz yıldız Wayne Rooney ile devam edelim. Wayne Rooney tam bir spagetti hastası. Spagetti sevdiğini neredeyse tüm ada öğrenmiş durumdaymış. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar ise sambacıların geleneksel yemeklerinden olan Meksika fasulyesini, yani chili con carne'yi pirinç pilavıyla birlikte seviyormuş. Bu tıpkı bizim kuru fasulye pilav gibi sevgili izleyiciler. Hatta bizim kuru fasulye pilavımız bence chili con carne'den, Meksika fasulyesinden çok daha keyifli. Gelsin bir de bizim yemeklerimizden tatsın diyoruz. Ve Cristiano Ronaldo'ya geçiyoruz.
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo ise Portekiz'in geleneksel yemeklerinden bacalhau brás olmadan masaya oturmuyormuş. Bu bacalhau brás nedir? Yumbat olarak geçiyor Türkiye'de sevgili izleyiciler. Yumbat da bir tür patatesle yumurta oluyor. Yemeğin içerisinde ise bolca siyah zeytin bulunuyor. Hacı ile devam edelim. Galatasaray tarihinin en önemli isimlerinden Hacı verdiği bir demeçte ekmek arası domates peyniri hiçbir şeye değişmeyeceğini ifade ediyor. Ve Arda Turan'a geçiyoruz. Arda Turan'ın tercihi ise Türk mutfağının olmazsa olmazı Ayşe Kadın fasulyesi. Ve Lionel Messi ile devam edelim. Lionel Messi Milano usulü schnitzel seviyor sevgili izleyiciler. Milanese Napolitana deniyor bu yemeğe. Napolitan soslu Milano usulü schnitzel oluyor kendileri. Ve oldukça lezzetli görünüyor. David Beckham'ın ise tercihi çok keyifli. Kremalı pasta seviyormuş David Beckham sevgili izleyiciler. Patates püresinin de tutkunuymuş. Ancak kremalı pasta vazgeçilmeziymiş David Beckham'ın. Clint Dempsey'nin sevdiği yemeklerle devam ediyoruz. Clint Dempsey tam bir Türk. Kahvaltı seviyor sevgili izleyiciler. Kahvaltı yapmayı çok seven Amerikalı yıldız futbolcu da pastırma ve yumurta hastasıymış. Bu ikisini bir arada yemeyi çok seviyormuş. İngiliz kaleci Joe Hart'la devam ediyoruz. Joe Hart orta derecede pişmiş biftek seviyor. Hart kan yemek sakıncalı olmasa neredeyse çiğ yiyeceğim diyor bir demecinde. Ancak zararlı olduğu için çiğ yemediğini söylüyor. Fakat burada bu demecinde de ete düşkünlüğünü belirtiyor. Fransız defans oyuncusuyla devam ediyoruz. Sebastian Bassong. O da milkshake seviyor ancak milkshake'in keçi sütünden olması gerekiyor. Başka türlü içmiyormuş Sebastian Bassong. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'e geçiyoruz. Ben Mesut Özil'den bir zeytinyağlı dolma, mantı gibi bir şey bekliyordum. Ancak Mesut Özil spagetti hayranıymış sevgili izleyiciler. Hemen hemen her yemeğin yanındaysa buzlu çay tüketiyormuş. Ve İtalya'nın şımarık çocuğu Mario Balotelli'ye geçiyoruz. Balotelli de tam bir pizza tutkunuymuş. O şaşırtmadı onun tercihi. Ve Manchester United'lı futbolcu Ashley Young'a geçelim. Ashley Young ise curried goat denen körili bir keçi etli yemeği seviyormuş sevgili izleyiciler. Bu yemek bol baharatlı keçi etinden yapılan bir yemek. Gulaşa benziyor biraz. Yanında da tam göremiyorum ancak sanırım pirinç pilavına benzer bir pilav var. Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben de uzak doğu mutfağına bayılıyormuş sevgili izleyiciler. Sushi'yi çok seven ünlü futbolcu aynı zamanda diyet kola tutkunuymuş. Belçika milli takımının genç yıldızından bahsedeceğiz. Adnan Januzaj da tam bir tavuk hastasıymış. Öncelikle ızgara tavuk tercihiymiş ve futbolcuların yemek zevklerini Andreas Iniesta'nınkiyle bitiriyoruz. Andreas Iniesta da patates ve tavuğun bir arada olmasına bayılıyormuş sevgili izleyiciler. Ve futbolcuların yemek zevkleri böyle. Sevgili izleyiciler ben ilk defa bir sosyal medya programı yapıyorum. Bu programı genel yayın yönetmenim sevgili Can Erbesler'le ilk konuştuğumuzda sosyal medyanın gücünü bir kez daha anladım. Neden? Gün içerisinde birçoğumuz sürekli sosyal medyayla haşır neşiriz. Artık gazetelerimizi bile sosyal medyadan takip ediyoruz. Sürekli sosyal medyanın içerisindeyiz. Ve bu programın sosyal medya içerikli olduğunu öğrendiğim zaman konvansiyonel medyanın içine yani geleneksel medyanın içine televizyona yine sosyal medyayı taşıyacağımızı fark ettim. Ve artık gücünü kabullendim ben de sosyal medyanın. Reddettiğim zamanlar da oluyordu. Çok kullanmasam mı acaba diye. Ancak hayatımızın her alanında şu anda. Ve gördüğünüz gibi sosyal medya programı yapıyorum. Ve bundan da aslında çok memnunum. Neden? Çünkü hızlı haber alabilmeyi, hızlı içeriği doğru kaynaktan alabilmeyi ve bunu aktarabilmek hoşuma gidiyor. Biz de bunu taraftarımıza sormak istedik. Taraftarımıza sosyal medyanın gücüyle Galatasaray temalı bir soru sorduk ve onlar bize yanıtlarını verdiler. Birazdan onları ekranlara getireceğiz ama önce soruyu sizlerle paylaşayım. Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray fan sayfaları sosyal medyada toplumsal olaylarla ilgili ne kadar duyarlı dedik taraftarımıza. Bakın onlar bize nasıl yanıtlar verdiler.
Galatasaray'ın gerek resmi hesapları olsun, gerekse fan sayfaları olsun toplumsal olaylara karşı anında tepkilerini ortaya koymaktadır. Biz takip ettiğimiz için de bunları zaten görmekteyiz. Bir örnek vermek gerekirse İzmir'de yaşanan terör saldırısında tek başına kahramanca mücadele edip şehit olan Fethi Sekin polisimizin oğlunun altyapıda oynadığı öğrenildi. Ve Galatasaray Spor Kulübü yaptığı açıklamada kapılarının sonuna kadar şehidimizin onunla açık olduğunu, ona sahip çıkılması gerektiğini ifade etmişti örnek vermek gerekirse. Dikkatimi çeken kulübümüzün yapmış olduğu sosyal medya üzerinden özel bir TV kanalı vasıtasıyla nesli tükenmekte olan hayvanların da kurtarılması amacıyla, aynı zamanda sahipsiz hayvanların da kurtarılması amacıyla düzenlemiş oldukları kampanyaydı. İster hayvan olsun ister insan olsun Soma'daki yetim kalan çocuğun yanında da bizi bulabilirsiniz. Oğlunu askerde şehit veren annenin yanına da bile okuyabilirsiniz. O yüzden Galatasaray Türkiye'dir, Türkiye'dir Galatasaray. Baktığımız zaman Galatasaray Türk kulüpleri arasında sosyal medyayı en aktif ve en doğru şekilde kullanan kulüp olduğu için toplumsal olaylara bakış açısı da oldukça iyi. Bunun en yakın örneğini hatırladığım kadarıyla bu 23 Nisan'da ezeli rakibimizle oynadığımız maç öncesi biz birlikteyiz hashtag ile formasına yazdırmıştı. NEF sponsorluğuyla birlikte biz birlikteyiz hashtagini kullanarak toplumsal bir mesaj vermişti. Galatasaray Spor Kulübü başarılı olduğu farklı branşların haricinde farkın farkında olan bir spor kulübü. Sosyal medyadan takip ettiğim üzere Down sendromlarının çalışması için açılmış olan kafeyi tanıtmak üzere onları kendi maçlarına davet etmişlerdi. Bu beni çok etkilemişti. Büyük bir farkındalık yaratmıştı ve bilmeyen birçok insan da bu maç vesilesiyle bu kafeyi tanıdı, gördü ve ziyaret etti. Ben de onlardan biriyim. Galatasaray Odaya Bank Pınar Karşıyaka'yla oynadığı maçta ULB çeyrek finalinde Serenat Paris hastalığına yakalanmış Yusuf Okur'la onu bir günlüğüne kendi renklerine bağladı. Bu olayda da ben Instagram'da sosyal medya hesaplarında gördüm ve çok güzel bir olaydı. Çünkü büyük kulüplerin böyle yardımcı olmaları gerekiyor insanlara ya da hasta bireylere. Ve bu Galatasaray yaptığı için de ayrı bir gurur kaynağı oldu benim için. Ben de taraftarımızla gurur duyuyorum sevgili izleyiciler. Birbirinden güzel cevaplar vermişsiniz ve programımızın son bölümüne geçiyoruz. Sosyal medya analizi bölümümüze geçiyoruz. Bu bölüm nasıl olacak? Bir öncelikle ondan birazcık bahsedeyim. Sosyal medya hesaplarımızdaki hareketleri konuşacağız bu bölümümüzde. Bir sonraki programımda ya da ondan sonraki programımda bunu Galatasaray'ın sosyal medya uzmanlarıyla yapmayı düşünüyoruz. Bu verileri de zaten bugün bana onlar verdiler. Öncelikle İrem Berrak'a bu veriler için çok teşekkür ediyorum. Çok zahmet etti. Çok keyifli verilere ulaştık. Biliyorsunuz Galatasaray Spor Kulübü en çok takip edilen, sosyal medyada en aktif spor kulübü Türkiye'de. Ve hemen Facebook'la başlamak istiyorum. Facebook'ta 13.170.701 kişi takip ediyor Galatasaray Spor Kulübü'nü. Ve gönderi etkileşimleri 19.281.136. Bu ay içerisinde gönderi etkileşimlerinde bir aylık süreçte %136'lık bir artış olmuş sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz transferlerimiz geldi. Bu illa takip etmesi gerekmiyor kişinin. Gördüğünüz üzere 13 milyon küsür takipçimiz var. Ancak gönderi etkileşimleri, başkalarının paylaşmaları, başka taraftarların bunu görmeleriyle 19 milyonun üzerine çıkmışız gönderi etkileşimlerinde. Erişimse 11.752.439, inanılmaz rakamlar bu arada, bunlar inanılmaz sayılar. Sayfa beğenmeleri ise %5'lik bir artışla 85.033'müş sevgili izleyiciler. Erkeklerde çok yüksek bir oranda takip ediliyoruz. Erkekler %71'lik bir yüzdeyle hayranlarınız bölümüyle geçiyor bu istatistiklerde. Kadınlarsa %28'lik bir orandalar. Genelde 18-24 yaş arası yüksek takipte, ancak erkeklerde %1'lik de olsa 65 yaş üzerinde takip edenimiz var Galatasaray Spor Kulübü'nü. Ve ülke dağılımına baktığımız zaman Türkiye'de tabii ki hayranlar en yüksek oranda 10.382.246
sayısıyla. Takibinde Almanya, akabinde Azerbaycan, Fransa ve Brezilya var. Şehir olarak tabii ki nüfus dağılımına göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa diye devam ediyor. İstanbul'dan 2.767.188 takipçimiz var. Facebook'ta dil olarak da tabii ki öncelikli olarak Türkçe kullanılıyor. Yorumlar Türkçe, ardından İngilizce ve Almanca birbirine çok yakın oranlarda. Fransızca ve Arapça da hemen onları takip eden. Twitter'a geçelim. Twitter'da bir aylık bizim analizimizi söylüyorum. Bir ay boyunca, hatta bir ay bile değil, Temmuz ayı boyunca, önce onu söyleyeceğim. 313 tweet atmışız Temmuz ayı süresince. Twitter'da bizim 7.140.000 takipçimiz var sevgili izleyiciler. Ancak tweet görüntülenme sayımızı söylüyorum. Bu inanılmaz bir sayı. 75.400.000 görüntülenmemiz var. Çok büyük bir sayı gerçekten bu. Ve profil ziyaretlerinde doğrudan Galatasaray'ın profiline girildiği zaman 1.890.000 oluyor. Ancak sağdan soldan görüldüğünde, retweet edildiğinde, takip edildiğinde 75.400.000 oluyor bu sayı. Yeni takipçilerimiz var. 62.100 takipçimiz artmış. Burada da cinsiyet dağılımına baktığımız zaman %76'lık oranla yine erkekler Twitter'da egemen. Kadınlarsa %24'lük orandalar. Instagram'a geçiyorum. Instagram'ın verileri benim önümde. Instagram'da 3.600.000 takipçimiz var sevgili izleyiciler. Gönderi oranımızsa 10.000, oranımız değil postlarımız pardon, 10.870 gönderimiz var. Ancak gösterimimizi söyleyeceğim, bu da inanılmaz. 58.376.760 gösterimimiz var. Bu çok büyük bir oran sevgili izleyiciler. Gerçekten de Galatasaray en çok takip edilen ve en çok sosyal medyada aktif olan spor kulübü Türkiye'de. Bunu da bu verilerle bir kez daha geçmiş olalım. İlerleyen haftalarda da buna devam edeceğiz. Sosyal medya uzmanımız İrem Berrak'a bir kez daha teşekkür ediyorum bu çalışma için. Ve Aslan Postu programının ilk bölümünün sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş programımızı kapatıyoruz. Hemen hatırlatmak istediklerim var. Twitter'dan ve Instagram'dan Aslan Postu'nu takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yeni hesaplarımız var Twitter'da ve Instagram'da Aslan Postu diye. Şu an aşağıda görmüş olduğunuz bu hashtag ise programın başında bahsetmiştim sizlere. Keşfedeceğiz diye. Keşfedilmemiş sporcuları keşfedeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Siz videolarınızı bize bu hashtag'e paylaşacaksınız bu hashtag'le birlikte Twitter'dan. Ve biz haftaya Perşembe'ye kadar videolarınızı paylaşın. Futbol oynarken, tenis oynarken, masa tenisi oynarken, yüzerken nasıl paylaşıyorsanız paylaşın. Perşembe gününe kadar, önümüzdeki hafta Perşembe'ye kadar paylaştığınız videoların içerisinden biz seçeceğiz. Ve bir sonraki programımızda onları yayınlayacağız. Hashtagimiz ise aşağıda yazdığı gibi keşfedilmek istiyorum Aslan Postu. Hashtag ile paylaşıyorsunuz. Hatırlatmamızı yaptık. Programımızın da sonuna geldik. Ben çok keyif aldım sevgili izleyiciler. Galatasaray'ın ve dünyadan sporun sosyal medyaya yansımalarını birlikte keşfettik. Bir sonraki programımızda da yine size dop dolu içerikle geleceğiz. Aslan Postu'nu takip etmeyi unutmuyorsunuz. Galatasaray Televizyonu'ndan da ayrılmıyorsunuz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.